Merhabalar, ben Köfte İstrofte ve Space Engineers'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz ve bölüm arası yaptığım şeyler şuraya 5 tane rafineri koydum. Şu an hepsi kapalı durumda enerji harcamasınlar diye. Birer tane enerji efficiency ve 3 tane effectiveness modülü koydum. Sayısı hızlarını arttıracak ve şimdi de reaktör odana layoutluyorum. Bu arada şu yukarıyı neden o şekilde yaptım diye soracak olursanız, biraz ortayı bulmak için. Ha, bir de unuttuğum bir şey daha var. Evet, onu en son yaparım. Roman, Belder gel. Burası reaktör odam olacak. 4 tane reaktör koyacak şekilde tasarladım. Çünkü bu base'in... Aslında bu base'e 4 tane reaktör bile fazla. Sadece... olsun. Babında. Varlar. Evet. Şuraları weld diyelim. Ondan sonra her şeyi... Aslında dur. İki saniye weld'ları bir kapan. Tamamdır. Light. Şunu kullanacağım. 8. Sonra siz gidin. Evet, tekrar 8 gel. Tamam, bu çok daha makul. Şimdi sevgili drone, sen geri gel. Tamam. Her zaman gibi videoya başladığım anda mesaj geldi. Yay! Ve gene kara kaldı. Selam Can, eğer izliyorsan. Evet. Burayı weldleyip hemen geliyorum. Evet, geri geldim ve burada görüyorsunuz duvarda aralarında iki boşluk olacak şekilde konveyörlerimiz var. Ve beraberinde yukarıdan da bu konveyörler şuraya bağlanıyor. Şu moda cidden bayılıyorum ya. Evet. Şimdi yapacağımız diğer bir arkadaş ise... Bu arada şu arkadaş... Tabii bunu yapamıyoruz. Bu arkadaş bayağı yapmak isteyebilecek bir şey. İleriki büyük gemilerimden birine bunu koyabilirim. Ancak şu an... Bu arkadaş tam olarak istediği ihtiyaç duyduğumuz olan şey. Evet, bir tane koyuyoruz. Steel plate'lerinin bir kısmını ben şuradan yerleştireyim. Evet, şimdi benim yerleştirmem gereken şey süperkondaktörler ve reaktör komponentler. Öncelikle süperkondaktörleri alalım. Reaktör komponentler için ilginç bir planım var. Superconductor. Tamamdır. Gerçekten fantastik bir planım var. Onu da göreceksiniz. Evet, superconductorlar tamam. Şimdi şunları boşaltalım şuraya. Ardından sevgili Welder sen bir. Dur, ben şu yoldan bir çekileyim çünkü Welder buraya bir gelecek. Welder remote. Şimdi elindekilerin hepsini buna boşalt. Tamamdır. İnventörümüz neredeyse boş.
Bu arada o da biraz karanlık olacak ama hani ışığın çoğunu da reaktörler sağlayacak bize. O yüzden sıkıntı yok. E bunu park etmeyeceğim. Bu arada şu şeyin hala ne olduğunu merak ediyorsanız drone bölmem şu Tibalt'taki bildiğiniz üzere bu arada. Şimdi inventory'yi tamamen boşaltayım. Evet, inventory'yi tamamen boşalttım ve 99. Evet. Şöyle hızlıca altı bin tane reaktör komponenti buraya yapayım. Neyse şu arkadaşa anlatıyordum oradaki 3'e 3'lük alanı. Bildiğiniz üzere Tibalt'taki drone bölmem 3'e 3. Yani o arkadaşın bütün amacı Tibalt'la aynı boyda olacak şekilde. Bu arada neden buraya takıp aktarmıyorum diye soracak olursanız Tim yüzünden veya hani inventory'de dolmasın diye, hatta doldu bile. Mesela ağır neler var? Şunları atalım. Bunları mesela buraya geri koyuyorum. Evet, gel bakalım. Sadece reaktör komponenti alacaksın sen. Geri kalan parçaları sonra ikinci tur olarak alacak. Evet, ben şu reaktör komponent aktarımını bitirip geliyorum. Evet ve geri geldik ve... Voila! Reaktörümüz tamam. Evet, şimdi seni park edelim. Senin zaten biraz da şarj olman lazım. Çünkü senle bayağı bir işimiz var. Evet, şimdi. Gel bakalım, tamamdır. Ups, sen bir tekrar gel. Altı, yedi. Tamamdır. Evet, refinelerimizden iki tanesi uranyumları işliyor. Onlar işliğe dursun. Ve ben inventörümü geri toplayayım. Evet. Burası bayağı bir zahmetli olacak. Ve şu kadar kalmış elimizde. Yay! Evet. İnventörümdekileri geri alayım. Ondan sonra 3 Steel plate'im kalmadı mı? Evet. Steel plate'im kalmadı. Bu tarz projeleri seviyorum. Muhtemelen aşağıda da steel plate'in yeterince yok. Değil mi? Tamam. Sen şu şekilde. Zibil tane steel plate yap bize. Evet. Iron stone'umuzu inanılmaz derecede güzel bir biçimde sömüreceğiz. Rafinerler siz topluca kapanın. Effectiveness modüllerini. Hepsi kapansın. Productivity'ler kalsın. Tamamdır. Şimdi gayet makul. Production.
Tamamdır. Sen de otur. Sanırım. Evet, steel plate, steel plate. Tamamdır, steel plate'imizi de buradan aldık. Ah! Evet, bu arkadaşa uranyum koyacağız. Sonra tabii. Şu an koyamıyoruz. Evet, bunları 50 veltlemem lazım. Yani daha fazla da yanıma iron plate, steel plate alacağım. Iron plate anlamıyla. Neyse, aynı kafaya çıkıyorlar çünkü iron'dan yapılıyorlar. Çelik neticede demirin işlenmiş hali. Evet. Sanırım yetecek. Evet, yetti. Ve burada da... Ve iron plate'lerim tam yetti direkt. Evet. Bu arada şunları bir alalım. Steel plate. Tamamdır, gayet makul bir sayı. Üsttekileri de rahatlayacağım. Manuel olarak. Ama el manuel olarak değil. Evet, bu iğrenç esprinin ardından. Şunun çevresinde farklı bir renge boyayacağım. Şimdi sen şöyle gel. Şuraya da bir adet wide LCD mi yoksa normal LCD mi? Wide LCD koyalım. Ha, bu arkadaş büyükmüş. O zaman wide LCD koymayalım. Seni de harcamışız arada. Diyeceğiz. Beraberinde şu çevreye de ilginç bir uyarıcı renk. Ha, bir de dur. Signs. Reaktör sign'ı olacaktı bunda. Şimdi. Airlock. Ignition error. Reach, biohazard. Tamam, şunlara bakabiliriz. Biohazardlar olabilir. Public exit, hangar, high voltage, laboratory, stairs. Evet, asıl olması gerekeni buldum. Bir de dokuza bakalım. Tamam, 9 daha makul. Bir de renk olarak yok. Renk olarak ne seçebiliriz? Sarı olabilir. Şimdi arkadaşımızı çağırıp ayrıca bir de şuraya kullanacağım bir arkadaşı getireceğim.
Evet. Tabii ki de Shift P. Evet, bu arkadaş. Tibble'da da kullandığım şey. Orası uranyumları bu tüplerden alacak. Evet, şimdi Atmobile'de Remote 2 4 Atmosferik Welder'da hala tamir etmiyorum itinayla. Sanırım yenisini yapacağım ben bir ara. Ups. Durdu. Ve evet. LCD'yi düzgün yerleştirmişim. Aslında sarı yerine kırmızı da olabilir. Düşünürsek. Evet. Bu yönde durmak için şöyle bir yöntem uyguluyorum. Bu yönde durmak ise kolay çünkü bu yöndeki thrusterlar tam teşekkür ediyorum içinde duruyor. Evet ve burası da tamamen weldlendi. Evet, ben bölüm arası şunları yapıp makin her bir şeyi yerleştirip sonraki bölüme öyle başlayacağız ve ayarlamalarını hep beraber yapacağız. Evet, bu arada ben bir kalan süreye bakayım. Evet, bayağı bir süremiz kalmış, o yüzden buraya ufak bir rötuş yapıyorum. Şuna hafif bir ve kırmızı ışık vereceğim. Çünkü tehlikeli bir yer. Ve cam kapı. Evet. Sarı hoşuma gitmedi. Evet, kırmızı daha tehlike arz ediyor gibi. Evet, kırmızı sanırım. Evet, bu çok daha makul. Ve bunun yanı sıra zaten şuraya bağlanacak. Hebeler. Buraya da geçecekler. Bayağı bir boru döşeyeceğim kısacası. Evet, şuraya da düşünelim nasıl yapabiliriz. Aslında dur, bir set yeter mi diye düşünüyorum. Ben şuraya AutoCraft HDHD'lerini koyayım. Shift P. Evet, AutoCraft HDHD'leri buraya gelsin. Ha, tepeye koyalım. Şimdi Assembler. Gel bakalım. Advancer'ı niye koymuyor bu arada? Advanced'ları var biliyorsunuz. Advanced'ları niye koymuyorsun diye soracak olursanız ki bu arada enerji üretiminde gayet yeterli bir var. Alloy Plate'im yok. Alloy Plate'i elde edebilmem için önce uzaya çıkmam lazım. Bir. İki. Şimdi ben AutoCraft yapmak istediğim kaç parça var benim? Hemen onları bir sayalım hep beraber. Ben neleri AutoCraft yapmalıyım? Production. Sen AutoCraft olacaksın. Sen AutoCraft olacaksın. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Evet, 10 parça AutoCraft olsa şimdilik yeter bize. Bu arada bunlar o zaman co-op modda olmayacaklar. Ha, bu arada yanlış yerleştirmişim.
9. Tamamdır. 1, 2, 3. Evet. 5 tane yerleştirdim. Üstlerine de birer tane daha. Çünkü bunlar autocraft olacakları için bunların co-op moda girmesine gerek yok. Tamam. 10 tane autocraft alanımız fazlasıyla hazır. Ve tabii ki de bunların tepesine... Conveyor. Sen gel bakalım. Bu şekilde... Şu arkadaşlar... Gelecek. Evet. Ve şu duvarı da... Sırf dekoratif olsun diye... Ah! Scrap! Çünkü inventory dolu. Neyse şu scrap'ı alalım. Ve yanlış şey koydum tabii ki de. 6. Neden bundan iki tane koydum diye soracak olursanız... Biri... Nasıl dur? Gerek yok. Şimdi düşündüm de... Biraz daha ilginç bir şekle gidebiliriz. Evet. Conveyor. Bu. Evet. Ve tekrar conveyorlar ve sen gel bakalım. Şu şimdilik bu olması da olur. Tekrar bir conveyor gel bakalım. Evet. Bunun sıra burada modüllerimiz var. Productivity modül ve Power Efficiency modül. Evet. Sevgili Power Efficiency gel bakalım. Evet, zırhımın şarjı da fazlasıyla azalmış durumda. Olsun. Geldiniz ve sen olsun. Yanlış yerleştin. Evet. Sonrasında da şu taraflara her birine iki tane power efficiency, iki tane de aslında dur. Bunları kaldırmam gerekebilir. Şimdi ufak bir detay hatırladım. İlk koyduğumuz assembler hangisi ise onu alıyor sistem. Ana assembler olarak. Evet. O zaman assembler. Burası da 4'lü co-op alanımız olacak. Yani 4 tane arkadaş burada co-op olarak çalışacak. Hatta biraz daha fazla koyabilirim. 5 ve 6. Evet. Productivity. Diğer tarafa da productivity koyalım. Evet, fazla ilginç bir dizayn diyorum.
power efficiency. Sen gel. Biliyorsunuz alt, dediğim gibi alt taraf fabrikam olacak. Evet. Sen gel. 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 Ve gel. Tamamdır. Sonrasında da şu arkadaşları yerleştirebiliriz artık. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Tamamdır. Ve şuna productivity modüllerini de takalım. Şunlara. Ve bunlar henüz weldlenmeyecek. Bunları ben bölüm arası weldleyeceğim. Bölüm arası da şu reaktöre uranyumunu koymuş olacağım. Ve enerjim düşmeden de kendimi bir şarj edeyim. And voila! Şunu conveyor'a muhtemelen şuradan bağlayacağım. Şu yandan borular gelecek falan. O şekilde bağlayacağım. Şuradan. Evet. Rafinelerimiz ve bu arkadaşlarımız buraya dizilmiş durumdalar. Huh. Evet. Ve benim buraya düzgün bir ışıklandırma da koymam lazım. Evet, bayağı ilginç bir proje oluyor burası. Evet, yorumlarınız nedir burası hakkında şu ana kadar? Merak ettim. Yani içerisinde koşmak tam bir işkence. Muhtemelen bir de bölmeleri ayıracağım içeride birkaç kısmı. Şurayı bir odaya çevirebilirim. Ve zırh enerjim yalnız yüzünden düşük haliyle. Evet, şimdi biz kendimizi biraz şarj edelim misler gibi. Evet, bu şimdilik yeterli. Ve şuradan. Evet. 3.5 değil, 3.5K. 3500. Confirm. Tamamdır. Bu arada tam hidrojenim var yeterince. Ve buradan erişebiliyoruz. Ve reaktör. Azimuth Fusion Reaktör. Ve voila. Arkadaşımız artık tam teşekkürlü bir biçimde çalışıyor. Ah! Yani bunun anlamı nedir? Bunların aynı base olduğunu hesaba katarsak biraz grind yapacağız. Evet. Şimdi gel bakalım. Alalım. Parçalar yere düşecek biraz. Ama önemli değil çünkü önemli olan arkadaş bu. Tamamdır. Inventory
Gene inventory full tabii ki de. Evet, sevgili unanyonlarımız siz de şöyle gelin. Yeni uranyumlar oraya gitmeyecek henüz. Kaldı ki zaten oraya da bütün uranyumlarımın gitmesini istemiyorum. Oraya farklı, ilginç bir sistem döşeyeceğim. Ve artık şuna erişebiliyorum. Evet. Rafineri 1 ve 3'ü çalıştı. 1, 3 ve 2'yi çalıştıralım. Effectiveness modüller. Açılım. Refinery 1, 3, 2. Tamamdır. Evet. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Kötes köftenin günler. İyi eğlenceler.